Mısır meselesi halledilmiş, sıra Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Avrupa'yı birbirine katan Boğazlar meselesine gelmişti. Rusya Çarlığı bu antlaşmayla beraber 8 yıllığına kendisi için bir tehlike doğduğu takdirde Osmanlı'dan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını yabancı savaş gemilerine kapatmasını isteyebilecekti. İşte Rusya'ya böylesine büyük bir imtiyaz kazandıran bu antlaşmanın süresi 1841'de doluyordu. Bu antlaşmanın yenilenmesi demek Avrupalı devletlerin 1-8 yıl daha Rusya'ya karşı dezavantajlı bir konuma gerilemesi demekti. Fransızlar Osmanlı Devleti içerisinde en fazla ve büyük kapitülasyonlara sahip 3 devletten biriydi ve son dönemde Osmanlı ile ilişkilerini iyileştirme gayreti içerisindeydi. Ayrıca Atlas Okyanusu'nda İngilizlere kaptırmış olduğu hakimiyetin öcünü Akdeniz'de almak istiyordu. Fransa'nın hedefi ve hayali Akdeniz'i bir Fransız gölü haline getirerek hem Rusya'nın hem de İngiltere'nin ticaretine ve dolaylı olarak ekonomisine darbe vurmaktı. Fakat bu hedefleri Rusya tarafından elbette hoş karşılanmamış ve karşı tedbir alma ihtiyacını beraberinde getirmişti. Rusya'nın amacı Hünkar İskelesi Antlaşması'nın süresini uzatmaktı. İngiltere ise 18. yüzyılda iyice sistemleştirmiş olduğu Deniz Aşırı İmparatorluğu'nun gücünü korumak ve devam ettirmek için her alanda mücadeleyi göze almıştı. Hele ki Akdeniz gibi sömürgelerine ulaşmasının en kısa yolu olan bir coğrafyanın hakimiyetini Fransızlara bırakmaya hiç niyetli değildi. Avusturya bile denizlerle ilgisi olmamasına rağmen Rusya'nın Avrupa'ya karşı elinin güçlenmesini istemediğinden Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün korunmasını savunuyordu. Osmanlı ise Rusya ile İngiltere arasında denge politikasını sürdürmek gayesindeydi. Ancak bu gaye şu ortamda pek de mümkün görünmüyordu. Neticede 3 Temmuz 1841'de İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti heyetleri Londra Boğazlar Antlaşması veya Sözleşmesi'ni imzaladılar. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti barış zamanında hiçbir yabancı savaş gemisini boğazlardan geçirmeyecek, diğer devletler de bu maddeye uyacaklardı. Osmanlı Devleti, dost devlet elçilerinin hizmetindeki hafif savaş gemilerine hususi fermanla geçiş izni verebilecekti. Padişah, Osmanlı Devleti ile bütün dost devletleri bu anlaşmaya uymaya çağıracak ve anlaşma 2 ay içinde onaylanacaktı. Bu antlaşmayla birlikte Rusya, elindeki büyük bir kozu kaybetmiş gibi görünse de, Çarlığın asıl gayesi İngiltere ile yakınlaşarak Osmanlı topraklarını bölüşmek ve sıcak denizlere karayolu ile bağlantı açmaktı. Ancak İngiltere'nin Osmanlı üzerinde elde ettiği büyük imtiyazları paylaşmaya niyeti yoktu. Bunun yanı sıra Hindistan ve Uzak Doğu sömürgelerindeki karışıklıklarla uğraşırken Osmanlı Devleti'ni Ruslarla mücadele ettirerek her iki devletin de kendisinin yoğunluğundan istifadeyle palazlanmasının önüne geçiyordu. Osmanlı Devleti ise müstakil bir devlet olarak varlığını devam ettirmek, düşmüş olduğu müşkül durumdan bir an evvel yapılacak ıslahatlar ile kurtulmak gayesinde olarak uzun bir sulh dönemi istiyordu. Devletler arası ilişkilerin kurtlar sofrasında gerçekleşen bir düelloya döndüğü bu zamanlarda Sultan Abdülmecid'in ikinci erkek evladı 22 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. Abdülmecid Han bu evladına Hamid olanın kulu manasına gelen Abdülhamid ismini koydu. Osmanlı içinde batılılaşma, sanayileşme, modernleşme çabaları savaşsız geçen bu dönemde de devam edecektir. 1842'de ordunun veteriner hekim ihtiyacını karşılamak için ilk askeri baytar mektebi açıldı. 1843'te İzmit'te Hereke İpek Dokumacılığı Fabrikası açıldı. 1845'te İzmir'de su kuvvetiyle çalışan bir kağıt fabrikası kuruldu. Aynı yıl kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallim Hane-i Nüvvab adı altında bir medrese kuruldu. Aynı zamanda Rüşdiyelerin ortaokul olarak Darülfünun'a öğrenci gönderen kurumlar olduğu resmiyet kazandı. 1845-1846 yıllarında zabit yani polis teşkilatının temelleri atıldı ve müşiriyeti kuruldu. 1847 yılına gelindiğinde ise 1300'lerden beri Osmanlı askeriyesinde önemli yer tutan Timarlı Sipahi Teşkilatı tümüyle lağvedildi.
zaten Tanzimat Fermanı ile beraber zorunlu askerliğin getirilmesiyle önemini yitiren teşkilat, 1847'de tümüyle lağvedilerek yürürlükten kaldırıldı. Abdülmecit Han, geçmiş padişahlardan farklı bir yapıya sahipti. O, İstanbul'dan hatta saraydan hiç çıkmamak gibi bir uygulamada bulunmayarak çeşitli geziler gerçekleştirdi. 1841 sonrası nispeten yoğunluğun azaldığı bu dönemde iki seyahat gerçekleştirdi. Bunların ilki 25 Haziran 1844'te gerçekleştirilen İzmit, Mudanya, Bursa, Gelibolu, Çanakkale ve Adalar seyahatidir. Daha sonra 29 Nisan 1846'da Rumeli gezisine çıktı. Aynı yılın Temmuz'unda Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın İstanbul'u ziyaretini kabul etti. Abdülmecit Han yeni bir uygulama getirerek her yıl meclisi valayı bir nutukla açmayı adet haline getirdi. Sık sık kışlaları ve tersaneyi teftiş etti. Camilerde verilen icazet merasimlerinde, askeri ve rüştiye okullarında yapılan imtihanlarda hazır bulunarak talebeye ve hocalara teşvik edici sözler söyledi. Sultan Abdülmecit, 1845'teki Bab-ı Ali ziyaretinde askeri olanların dışında hiçbir reformun istenilen düzeyde olmadığını belirterek bu meselenin çözümü için okulların açılmasını istedi. Bunun üzerine Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye, mahalle mekteplerinin düzene konmasıyla ilgili ayrıntıyı görüşmek amacıyla 1 Mart 1845'te Meclis-i Muvakkat'ın kurulmasını kararlaştırdı. Haftada iki gün toplanacak meclisin çalışma yeri Bab-ı Ali olacaktı. Meclis, biri eğitimin temelini oluşturan Sıbyan mekteplerinin ıslahına, diğeri orta dereceli okulları oluşturmak üzere Rüştiye mekteplerine ve üçüncüsü yüksek ilimlerin tahsil edileceği bir Darülfünun kurulmasına dair 3 layiha hazırladı. Ayrıca eğitim işleriyle ilgilenmek üzere Bab-ı Ali'de daimi bir meclisin kurulmasını önerdi. Eğitimin ıslahı programının ana hatlarını bu şekilde belirledikten sonra yerini Meclis-i Marif-i Umumi'ye bırakacaktır. 1843-1844 yılları Osmanlı için kısmen sıkıntılı geçecekti. İlk olarak Mısır meselesinde mağlup olan Fransa, şimdi Lübnan'a musallat olmuştu. Burada ortalığı karıştırmak için çeşitli oyunlara başvuran Fransa, Katolik Hristiyanlarla Müslüman Dürziler arasına nifak soktu ve bu iki grubu birbirine kıracak noktaya getirdi. İşte bu iki yıl boyunca Lübnan kanlı çarpışmalara sahne oldu. İşlerin çığırından çıktığını gören Hariciye Nazırı Şekip Efendi, Arabistan ordusu kumandanı Namık Paşa ile görüşerek gerekli tedbirlerin bir an önce alınması hakkında talimat verdi. Bu doğrultuda Namık Paşa yeni tedbirler aldı. Bunların ilki halkın elinden silahları toplamak oldu. Daha sonrasında bölgedeki olaylara karışanlar affedildi ve barışmaları için bazı uygulamalar yapıldı. Ancak devletin müdahalesi ters teperek bu sefer de Lübnan'da devlete karşı bir isyan başladı. Osmanlı'da yaşanan bu olaylar Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Özellikle Fransa Osmanlı'ya bir nota vererek Lübnan'da özel bir reform talep etti. Talep edilen reformların bölgede hayata geçirilmemesi halinde ise Suriye'ye asker çıkaracağını açıkça bildirdi. Bu gelişmeler üzerine Sultan Abdülmecit Han, Hariciye Nazırı Şekip Efendi'yi nazırlıktan azlederek Londra elçiliğine atadı. Onun yerine eski Hariciye Nazırı ve mevcut Paris elçisi Mustafa Reşit Paşa 1846'da yeniden Hariciye Nazırlığına getirildi. Padişahın bu değişikliği yapmasında mühim faktörlerden biri, Paris elçisi olarak görev yapmakta olan Reşit Paşa'nın Osmanlı-Fransa ilişkilerini normalleştirebileceği düşüncesiydi. Padişahın bu düşüncesi yerindeydi. Öyle ki Mustafa Reşit Paşa bölgede yeni bir nizam tesis etti ve isyan son bularak bu gayle de def edilmiş oldu. Bir diğer sıkıntı ise 1848 yılında ortaya çıkan Macar mültecileri sorunuydu. 1848'de Fransa'da ilan edilen cumhuriyet sonrasında milliyetçi hareketler hız kazandı. Yer yer bağımsızlık için başkaldıran milletlerden biri de Avusturya İmparatorluğu içindeki Macarlardı. Macarlar kendilerine karşı göreve getirilen Hırvat başkomutanı tanımayarak isyan bayrağını açtılar. Bunun üzerine İmparator Ferdinand özerk bir yapıya sahip olan Macaristan'ı tümüyle ilhak ettiğini bildirdi. Macar Diyet Meclisi bu ilhakı tanımadı ve Macaristan Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük ettiler. İşlerin sarpa sardığını gören Avusturya, kendisi gibi milliyetçi bir isyanla uğraşan Rusya'dan yardım istedi.
Rusların da yardımıyla Macarların bir kısmı öldürüldü ve ele geçirildi. Bir kısım ise kaçmayı başardı ve Osmanlı topraklarına sığındı. Avusturya ve Rusya'nın mültecilerin iadesi isteklerini devlet onuruna aykırı olur gerekçesiyle reddeden Osmanlı, Avrupa kamuoyunda büyük destek buldu. Osmanlılar mültecilerin iadesini reddetmekle kalmayarak kendilerine Müslüman olmayı teklif etti. İçlerinden birçoğu Müslüman oldu. Müslüman olanlar ordu içerisine alındılar ve subaylık rütbesiyle göreve getirildiler. Bu durum zaten bozulmuş ve gerilmiş olan Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasındaki ilişkileri sıcak savaşa girme noktasına getirmişti. Fakat İngiltere'nin ve Avrupa kamuoyunun Osmanlı'nın yanında saf alması sıcak savaşa girme noktasında Avusturya ve Rusya'yı caydırdı. Bir süre sonra Abdülmecit Han, isteyenlerin geri dönebileceğini, isteyenlerin ise Kütahya taraflarında kendilerine tahsis edilen bölgelerde ikamete devam edebileceklerini söylemesi üzerine bir kısmı geri döndü. Bir kısmı da Müslüman olarak kendilerine tahsis edilen bölgelere yerleştiler. Osmanlı'nın kendisine sığınan mazlumlara tarihin her evresinde olduğu gibi yine ve bu müşkül durumunda sahip çıkması Abdülmecit Han'ın da itibarını arttırmıştı. Avrupa'da kendisine kahraman gözüyle bakılıyordu. Bir sıkıntı hayırlısıyla def oldu derken yeni bir sıkıntı çok geçmeden Karabasan gibi Osmanlı'nın üzerine çökmüştü. 1848 yılında Avrupa'da gerçekleşen ihtilaller sonucunda milliyetçi isyanların baş göstermesinden etkilenen Eflak ve Boğdan havalisi bağımsızlık için baş kaldırıp kaldırmama konusunda tereddütte kalmıştı. Bundan istifade etmek isteyen Rusya onları kışkırtarak önce bölgedeki Osmanlı otoritesini etkisiz hale getirdi ve daha sonra da önce Boğdan'ı sonra da Eflak'ı işgal etti. Osmanlılar bu beklenmedik saldırı karşısında hayret içinde kalmışlardı. Ancak çabuk toparlanarak Rusya'ya nota vererek bölgeden derhal çekilmelerini bildirdiler. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı ile masaya oturarak Eflak ve Boğdan siyaseti konusunda ortak hareket etme kararı aldı. Yapılan antlaşmaya göre bölgedeki anarşik faaliyetlere karşı iki devlet beraber hareket ederek bölge halkının huzur ve refahını sağlayacaklardı. Eflak ve Boğdan voyvodaları Osmanlı padişahı tarafından 7 yıllığına atanacak ve Rusya da bu kararı tanıyarak saygı duyacaktı. Bu şartlar altında iki devlet arasında aniden oluşan savaş hali son buldu. Ancak savaşı başlatacak hadise asıl bundan sonra gerçekleşecekti.